geçtiğimiz günlerde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Sevda Noyan hakkında dava açacağını bildirmesi üzerine sizlere bir video yaptım arkadaşlar. Şimdi Sevda Noyan kimdir ve neden dava açacağını kısaca sizlere söyleyeyim hemen. Geçtiğimiz günlerde yeltendiler. Söylemiş olduğu kişi sözlerde şunlardı. 15 Temmuz sonrasında Bildiğiniz gibi FETÖ'nün bize darbe yapması sonrası halkın sokağa çıkarak tankları çıplak eliyle durdurup ve darbeyi önle önlemesi sonrası. Şimdi de CHP'li e, bazı yöneticiler veyahut da Halk TV gazeteci spikerleri, isim de söyleyeyim, Özgür Özel e, ve e, Ayşenur Aslan, Canan Kaftancıoğlu gibi bazı CHP'nin üst düzey e, yetkilileri ve yöneticileri, söz hakkına sahip olan kişiler yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni bir darbe yapmakla tehdit eder gibi açıklamalar yaptılar. Şimdi bunun üzerine de Sevda Noyan 15 Temmuz'da darbeyi önledik ama biz karşılık vermedik dedi. Şu anda dedi darbe yapacak kişiler dedi artık dedi ölümü göze alması lazım yani her şey olabilir dedi. Siz siz olsanız yani siz yerli ve milli olsanız darbeyi kabul edecek misiniz? Sevda Noyan da dedi ki eğer dedi darbeye kalkışan olursa komşularım da dahil dedi. Bazı komşuları da darbe yanlısıymış. Dedi 50 kişiyi dedi artık götürebiliriz dedi. 50 kişiyi götüreceğimizi söyleyeyim buradan dedi. Ona hazırlıklı olsunlar dedi. Şimdi biz Türk milleti Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, ülkemizi seven birisi olarak darbelere karşı geldiğimiz için halkın seçtiği, halkın seçmiş olduğu, oy vermiş olduğu kişilere saygı duyduğumuz için böyle darbe gibi ya da ülkemizi çok geriye götürecek, ekonomimizi allak bullak edecek, başka dış güçlerin eline peşkeş çekecek olaylara kişilere, makamlara böyle yetkilerin yet, yetkililerin verilmemesi için darbeye her zaman karşıyız. Böyle bu tür olayları yapacak kişilere de en ağır ceza ve karşılık verilmesi lazımdır. Bunu Türk vatandaşı olan herkes, ülkesini seven söylemesi lazımdır arkadaşlar. Şimdi Canan Kaftancıoğlu'nun Sevdan Oyana dava açacağım dedi bu konu üzerinde. Peki biz de buradan Canan Kaftancıoğlu'na diyelim ki ne Yıllar önce Selahattin Demirtaş çıkıp da biz başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz daha dediğinde gidip de Selahattin Demirtaş'a dava açtın mı? 7, 7 Ekim olaylarında halkı sokağa çağırdığında 50 kişiyi katlettiklerini, 50 kişi öldürdüklerinden sokakları karıştırıp polis arabalarını yaktılar, belediye arabalarını, ambulansları taşladılar. 50 tane insana 50 cana kıydılar, katlettiler. Yasin Börü'yü ezerek öldürdüler. Taşla kafasını sürüklediler çocuğun cesedini. Sadece kurban eti dağıtıyordu. Bu bu yapmış oldukları katliamların sonrasında sen bu emirleri veren Selahattin Demirtaş gibi kişiye dava açtın mı Canan Kaftancıoğlu? Peki sırtını YPG'ye, PKK'ya, YPJ'ye bütün terör örgütlerine dayayar, dayayan dayarız biz gücümüz onlardan alırız diyen figen yüksek açtın mı peki? İdris Baluken'e açtın mı? Arabasında PKK'lı milletvekili dokunulmaz aracının içerisinde PKK'lı silahları taşıyıp PKK'lı teröristleri taşıdığı için açtın mı peki onlara dava? Veyahut da Abdullah Zeydan o ismine kurban olsun pislik adam Abdullah ismine çıkıp mikrofonla alıp da Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit eden biz Türkiye'yi PKK olarak tükürüğümüzle boğarız diyen o Abdullah Zeydan'a dava açtın mı peki? Açtın mı? Ya da kendi seni söyleyelim, Türk askeri Güneydoğu'da operasyon yapıyor diye PKK'lılar özetlik istiyor, öz yönetim istiyor, kendi devletlerini kuracaklar. Askeriyeden ve polisten onlara ara, e, araştırmasını ve onların mahallesine, sokaklarına girmesinler. Artık kendi e, mahallemizi kendimiz yöneteceğiz bize kimse karışamaz diyerekten sokaktaki sokaklara hendek kazanları, evden eve mağaralar, tüneller açanları ve Türk askeriyle çatışan o şerefsiz 8500 tane PKK'lıyı oraya biz gömdüğümüz zaman sen Türk polisine, Türk askerine Türkiye Cumhuriyeti katil değildir, seri katildir dediğin için, kendin o tweet attığın için kendine dava açtın mı peki de? Gitmişsin bu ülkeye darbe yapacak bir kurum, bir mevki, bir makam, herhangi bir kişi, şahıs eğer tekrar bu, bu Türkiye'ye 15 Temmuz'u yaşatacak olursa herkes bilsin ki ne 50 kişiyi götürürüz diyen sen Sevda Noyan'a dava açıyorsun. Seni oraya İstanbul'a gönderenler biz bilmiyor muyuz? Kemal Kılıçdaroğlu'na talimat verdiklerini, DHKPC üyesi olduğunu, militan kadrosuna kadrosu elinin altında olduğunu istediğin zaman İstanbul'a milyon kişileri sokaklara dökebilecek kabiliyetin olduğunu sen sokakları karıştırıp gezinin daha büyük provokatör eylemleri yaptırabileceğini bildikleri için bunların başı oldukları için eylemci olduğun için seni İstanbul'a talimat üzerine sipariş üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'na emir verip de İstanbul il başkanlığına getirildiğini biz bilmiyor muyuz? Bilmiyor muyuz? Niye sen bu PKK'lılara dava açmıyorsun da Selahattin Demirtaş neden içeride duruyor çıksın bir an önce serbest bırakın suçu ne cezası ne diyen İkrem İmamoğlu'na dava açmayıp da Güneydoğu'da PKK'lılara yardım para sıcak yemek belediye araçlarını tahsis ederek PKK'lıları işe ararak, cenaze araçlarını PKK'ya tahsis ederek Türk ambulanslarını, hastanelerini, PKK, yaralı PKK'ları taşıyarak özel odalarda, özel hastanelerde muayene ettiren belediyeleri sen kayyum atadığı için, kayyum atadığı için delilli ispatlı Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan'a karşılık Ekrem İmamoğlu anında Güneydoğu'ya koşarak gidip halkın seçmiş olduğu belediyelere kayyumu sen nasıl atarsın diye PKK'lardan kol kola girip de onlarla halay çeken Ekrem İmamoğlu'na dava açabildin mi peki? ya da Mansur Yavaş Ankara'da Sinan Aygün'den 25 trilyon rüşvet istediği için elinde elimde belgeler, deliller olduğunu ispatım var dediği için bir dava açabildin mi peki? Ne yapabildin? Darbe yaparız diyen, darbe yapacağını ima eden ve darbe yapmaya kalkışan bir grup için artık ölümü göze alsın diyen sevdanoya ne niye dava açıyorsun? Hayırdır? Darbeye mi niyetin var yoksa? Darbe mi yapmak istiyorsun? Açıklamalarının yani açıklamalarının altında bir şeyler yattığını biz tahmin ediyorduk da birileri düğmeye basıp da sana bir hani e, mu verdi, yol mu gösterdi? Ya da bir şekilde sokağa dökeceksin milleti, CHP'ye bağlı bazı hakimler, savcılar, e, askerlerin içerisinde generaller, onlarla birlik olup da Darbeye mi kalkışacaksınız? Ne yapacaksınız yani? Sevda Noyan'ın hangi sözü ne diye ne, ne söylediği için senin zoruna gitti yani? Öldürürüz dediği için mi dava açıyorsun? Seni seni tehdit etti, sen üstüne mi alındın bunu? Sen darbeci misin o zaman? Hani senin genel başkanın bu ülkede darbe olursa ilk tankın önüne ben çıkarım diyordu. Ne oldu da Sevda Noyan'a dava açıyorsun? Hayırdır? Çok mu zoruna gitti?